Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin aslına bakarsanız en itibarlı, en bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda özellikle tarihsel perspektiften dönüp de yazdığını çizdiğine en dikkat edilen, en önemsenen bana sorarsanız gazetecisi Murat Bardakçı bugün konuğumuz. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep bağıracak mısın böyle konuşurken? Evet, benim abi böyle konuk geldi mi bağırasım tutuyor. Böyle bir tuhaf bir his. Yani. Ya sakin ol. İyi misiniz? Her şey sakin, teşekkür ederim. Biraz sakinleş böyle avaz avaz. Programın açılışı korktum böyle. Biz ya. De böyle istiyoruz ki böyle biraz daha yüksek başlayalım, daha enerjik başlayalım. Başka şeyler de yapılabilir sadece bağırmak. Ama bizde bu kadar yapılabilir yani. Başka şey söyleyeyim mi? Bizim gücümüz bu kadarı da yetiyor. Yapılacak. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı olsun kitap. Ha, teşekkür ederim. Ama çok, onu çok konuşmayalım. Evet. Göster yeter. Murat Bardak çok kitabının konuşulmasını sevmiyor, istemiyor. Ama güzel bir kitap, çok kıymetli bir kitap. Bugün itibariyle, bugün çıktı mı abi bilmiyorum ama. Yok, arkadaşlar bunu bize gönderdi ama. Piyasaya galiba verilmedi. Yarın falan verilir galiba. Hayırlı uğurlu olsun kitap. Kitaptan size çok soru sormayacağım. Çünkü siz kitabın reklamının yapılmasını böyle bu şekilde, bu vesileyle konuk olmayı sevmiyorsunuz. Kitap kendini konuşturur. Ben hiçbir kitabım için kitabım çıktı diye çıkmadım şimdiye kadar. Ve tesadüfen çıktı bu hafta. Evet. Bizim sizinle çünkü planımız çok daha önceden programı yapmaktı. Evet. Siz kendinize gazeteci diyorsunuz. Hı hı. Fakat hiçbir tarihçi de olmayan belgeleri yayınlıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki nasıl oluyor bu iş? Ama siz de diyorsunuz ki biz şimdi yayından önce burada size soruyoruz. Diyorsunuz ki kardeşim ben kendime tarihçi değilim demedim ki zaten diyorsunuz. Ama tarihçiyim demedim şimdi. Onu kastetmedim. Şimdi bakın. Ben yani hayatımı gazetecilikten kazanıyorum. Gazeteciyim ve çok genç başladım bu işe ve mesleğimi de iftihar ederim ben. Ha, şimdiki gazetecilik ayrı bir şey. Ama yani ben gazetelerin her konu dalında, alanında çalıştım. Mürettiphanede eskiden kurşunla basılıyordu. Mürettiphaneden tut, entertip dizerdim ben. Çizgi, roman yazmaktan bilmem ne kadar iş yaptım. Savaş muhabiri bilmem ne hepsini. Şimdi gazeteciyim. Ama bu tarih bilmiyorum anlamına gelmez. Bu laf çok dolaştı, döndü dolaştı. Çünkü ben kendi programımda da ben gazeteciyim falan diyordum. Şimdi efendim şunu bilmiyoruz. Bugün Avrupa'da, özellikle Avrupa'da en önemli ses getiren ve kalıcı ve ciddi tarih kitaplarını yazanlar gazetecilerdir. Bir iki örnek vereyim. Great Game, büyük oyun denir. Yani Orta Asya'daki güç mücadelesi. İngilizler, Ruslar, Çarlık Rusyası. O dönemdeki en önemli, en kaynak kitabı yazan Peter Hopkirk. Peter Hopkirk'ü ben tanıdım. Birkaç sene önce vefat etti. ITV'nin, efendim, Sunday Express'in, London Times'ın çok önemli bir ismiydi. Great Game'i yazdı. Ondan sonra On Secret Service East of Constantinople, İstanbul'un doğusundaki İstihbarat savaşlarını yazdı. Foreign Affairs on the Silk Road, İpek yolundaki şeyler. Yani yazdığı her şey kaynaktır. Ama gazeteci. Gazetecidir. Ama onu sonra söyleyeyim. Mesela Fransızlarda Figaro'nun ve Figaro magazininin çok önemli bir isim vardı. Jean Sevilla. Bu adamın çok kitabı vardı. Hatta en son Le Terrorisme Entellectuel diye bir şey çıkarttı ki bence çevrilmesi lazım Türkçe'de o kitabın. Fakat bu adam... Ne anlatır o kitap? Entelektüel terörizme. Bugün çok yani, lazımmış hakikaten. Evet. Bu adamın iki kitabı. İmparatorje Zita. Yani Avusturya Macaristan'ın, Habsburg'dan son imparatorje Zita. Ve Zita'nın kocası İmparator Karl için, son imparator için iki ayrı kitap yazdı. Bu kitaplar o kadar tuttu ki Vatikan hem Zita'yı, yani İmparator Karl'ı ve karısını, azizliğin ilk basamağı olan beatifikasyon vardır, aziz ilan ediyorlar. Bu adam sayesindedir. Ve Habsburg tarihini, son dönem Habsburg tarihini bir gazeteci öğretti Avrupa'ya. Mesela Fransa'da bilirsin çok satan bir tarih dergisi vardır, L'Histoire. L'Histoire'ın yayıncısı Michel Kotkiewicz vardı, Kotkiewicz. Adam tarihçi değildi, felsefeciydi. Hatta İbn Arabi uzmanıdır. Şeyde, yani gazeteci tarihçilik yapmaz diye bir şey yok. Çünkü niye daha iyi yapar gazeteci? Akademisyen yazamıyor bizde maalesef. Sadece bizde değil, dışarıda da yazamıyor. Ben Fransız İngiliz ve Fransız tarih yayıncılarıyla konuştuğum vakit, dergi yayıncılarıyla,
Hepsinde aynı şikayet vardı. Yazamıyorlar diyorlardı. Bir kere gazetecinin yazması olayı daha fokus, yani ses getirecek kısmını gazeteci görür. Hmm. Akademisyen onu göremez. Belgenin analizi. Belgenin veya olayın, ama gazeteci olayı parlatır. Ama bir şart var. Yani şimdi yaptıkları gibi çala kalem tarih yazılmaz. Tarih belgeyle yapılır. Belgesiz tarih olmaz. Ha, sadece belgeyle olmaz. Haber ben, böyledir aslında. Tabii canım, tabii. Fark yoktu. Aynı. Belgeyi yorumlarsın edersin ama belge şarttır. Türkiye'de şimdi çok kötü bir moda başladı. Çok kötü bir akım bu. Koskoca kazı kadar profesörler dergi koleksiyonlarından, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar. Böyle şey olmaz. Ne demek o? Anlatır mısınız? Anlamadım. Yani Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela. Hı hı. Bilmem ne dergisindeki bilmem ne olayından alarak ve gazetelerden ve dergilerden olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benzer biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye'nin vaziyetini yazmak için iktidar yanlısı veya muhalif gazeteye bakmak 180 derece farklıdır. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Ya, tam olarak doğru değil. Evet. Bazılarının arada doğru yakalıkları oluyor ama. Nadir. 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 Ama yani tarih yazacak olan gazeteci bir, hele Türkiye'de ise arşive girip çalışması, dolayısıyla gazete okur gibi eski Türkçe okuması şarttır. Zaten eski Türkçe bilmeyen tarihçi olmaz. Osmanlı tarihçisi olmaz. Türkiye tarihçisi olmaz. Bak unutma. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Özellikle Cumhuriyet tarihini ve Osmanlı'nın son dönemini, çok önemli evrakını ben yayınladım. Tabii. Söylemiş, özür dilerim. Yani Misak-ı Milli kayıp da. Meclise öyle hak vermişlerdi, ne oldu diye. Misak-ı Milli'yi ben yayınladım. Bilmem ne, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de son birkaç sene içinde. Ki ben de belgeyi görene kadar onu bir söz zannediyordum. Ya yazılıymış. Telefon emriymiş ama yazılıymış. Onu ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım ben. Yani hiç kimse böyle gazeteci bilmem ne diye küçük görmesin. Boylu kadar eser verdim. Bunu söylediğim için tekrar özür dilerim. Evet, ama aslında ama biraz da şey galiba değil mi? Yani son dönemde baktığınız zaman Türkiye'de birçok şey gibi bizim mesleğimizin içerisinde de garip şeyler oluyor. Yani o içi boşaltılma hali. Gazeteciler röportaja geldiklerinde, ben eskiden röportaja gideceğim zaman 50 tane şey okurdum. Yazdığını, çizdiğini, yaptığını, ettiğini, gittiğim kişinin. Ben niye kimseyle... Şimdi sadece Google'a girip bakmak... Niye kimseyle röportaj pek yapmıyorum? Pek de hiç öyle konuşmuyorum. Devamlı talep geliyor bana. Konuşalım edelim. Çalışmıyor, okumuyor bilmem ne. Yok. Yani sadece Google ve işte şey üzerindeki sözlük platformlarında kim ne yazmış hakkında. Valla ben hep söylüyorum, yani sosyal medya çöplüktür. Ha, internette gerçek bilgi alırsın. Ama birçok site paralıdır. Veya üyelik gerektiriyor, ciddi üyelik gerektiriyor. Kabul edilme şartı vardır akademik sitelerde. Ama sosyal medya dediğin Twitter'da bilmem ne çöplüktür. Yani klavye delikanlısı tipler çıktı. Sinik, ezik, hayatta bir halt edememiş ama klavyenin başına geçince aslan kesiliyor. Veya ben tarihin arka odasını yaptığım vakit seyirciyle niye kavga ediyorsun derlerdi bana. Ya herif oturuyor, bana hakaret ediyor. Onun bana hakaret etmeyi, hakkını kendinde buluyorsa herif, benim de ona aynı cevabı verme hakkım vardır. Yayında bilmem dedi, hiç fark etmez. Ama işte ceza yiyoruz öyle olacağı abi. Ben buradan iki kere denedim, ikisinde de yapıştırdılar bana cezayı. Ya oradan, çünkü bir karşılığı yok bunun. Adam şey diye de açabilir. İlle Murat Bardakçı diye açmıyor ki. Sarı çizmeli Mehmet Ağa diye hesap açıyor. Ben say söv salla. Bir karşılığı yok ki. Ama biz buradan bir şey söylediğimiz zaman öylesine de sallıyordum ama. Ya biliyorum canım. Hani. Ama şimdi, bir yandan da sosyal medyanın şöyle bir tarafı yok mu? Doğru söylüyorsunuz. Sizin bu anlattığınız şeyden aklı başında herkes çok muzdarip, rahatsız. Ama diğer taraftan da bu ifade özgürlüğü meselesi artık öyle bir noktaya geldi ki insanların bir şekilde bir şeyler i̇fade yazmak, anlatmak için bir şeye ihtiyacı var. Demek değildir. İfade özgürlüğü başka bir şeydir. Hakaret değildir. Biz bu bahsettiğim şeyler, tabii ifade özgürlüğü şu bu tabii ki şart. Ama hakaret olarak kullanılıyor. Türkiye'de kardeşim ifade özgürlüğü hakaret oldu. Bu demek değildir. Sana küfrediyor herif ve maalesef çok şaşırıyorum. Bazı davalarda mahkemeler ifade özgürlüğü diye takipsizlik veriyor savcılık veya mahkeme. Aynı sözü ben o kararı yazana söylesem ne yapar? O şey sözünü, yani takipsizlik verilen sözü.
ifade özgürlüğü, hiç bana ifade özgürlüğü kimse savunmasın. Ben şeyi sonuna kadar destekliyorum. Hani sansür geliyor sosyal medyaya falan filan dedi. Sonuna kadar destekliyorum. Evet, çünkü kardeşim benim başıma geldi. Benim başıma geldi. Beni Yahudi yaptılar. Olsam ne olacak, ayrı bir şey. Eşimi Yahudi yaptılar, bir de uyduruk şecere ilan şey yaptılar. Ve hala duruyor internette. Ama bunlar 3-5 tane müptezerin yazıp çizdiği yüzünden koca bir ülkede sosyal medyayı yasaklamak da biraz fazla sert değil mi? Ben sosyal medya yasaklansın demiyorum. Ceza müeyyide gelsin. Müeyyide gelsin. Hakaret ediyorsa, küfrediyorsa cezasını vereceksin kardeşim. O kadar kolay değil bazı şeyler. İfade özgürlüğü, ben senin anana bilmem ne. Ben de sana da bir şey derim orada. Ama olmaz böyle şey. Yani sonuna kadar destekliyorum. Ama o bahsettiğiniz yasa tam olarak bunu da sağlamıyordu tabii yani. Kardeşim o fark etmez. Başlangıçtır. Senin başına gelmedi herhalde. Sana gelse de sen de desteklersin. Bana da inanın sizin kadar olmasa da bayağı geldi. Ben senin kadar demokrat değilim o zaman. Ya ben de demokrat mıyım bilmiyorum. Hiç. Ama şundayım sadece. Yaşadığım ülkenin şartlarını görüyorum. Yani sosyal medya bu bahsettiğiniz anlamda çok... Yapıyorsun. Terbiyesizlik Türkiye'nin bir şartı mı? Bir şey mi? Evet, terbiyesizlik yapıyorlar ve yalan söylüyorlar. Evet. Ben sana söylüyorum, Yahudi olsam ne olacak? Ya bana eşime bilmiyorum neler yazdılar. Sebebi de var, şimdi onu söylemeyeyim. Çünkü ağababalarından birini perişan etmiştim ben bir yayında. O gece başladılar. Ya çete gibi çalışanlar. Allah razı olsun. Mehmet Ali abi bir an hep şey derdi. Türk medyasında kavgaları çok şahsidir. Hiç ideolojik, böyle fikir tartışması falan insanlar değil. Daha çok bir şeyden tutulmuştur mesela Murat Bardakçı'ya bir yerden. O ona oradan öbür taraftan 3 ay sonra başka bir şey çıkar. Eskiden ideolojik tartışma vardır. Geçmişte, ama o ideolojik tartışma daha sonra şeye döner. Şahsi şeye döner. Şimdi ama artık şey yani ayyuk artık yani. Kaç basın tartışması var şu anda? Bak ben gözümü gazetelerde açtım. Ben gazeteci çocuğuyum. Ne zaman ilk başlangıç? Ben ilk hatırladım 4-5 yaşındaydım. Kendi gazetecisi. Tarih kaç abi? 60-61 falan. Neyse, ama çalışmam 16 yaşına başladım. 71-72 diyelim. Ve basını ben tanırım. Yani tanırım derken bilirim kim nerede devine. Şimdi televizyonlara bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Kardeşim hiçbirini tanımıyorum ben bunları. Nereden çıktı bu kadar gazeteci? Hiçbirini tanımıyorum. Dediğim gibi yani mübalağa etmiyorum. Gazeteleri bilmem neleri şahsen tanımasam bile isimleri bilirim. Hiçbirini tanımıyorum. Gazete okuyor musunuz? Okuyorum. Bütün gazeteyi okurum ben. İnternette okuyorum gerçi, evet. Şey ama... Kağıt almıyorsunuz yani. Kağıt almıyorum şey. Bir de o şeyden değil. Para vermemek falan değil. Alışkanlık. Tak 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 şey yapıyorsun. Bazı gazetelerin de şeyine... Yani paralı abone olduğum vakit hepsini görebiliyorsun sayfaların. Köşe yazılarını falan okurum ben mutlaka. Gazetecinin okuması şart. Ne kadar anlamsız olursa olsun okur musunuz yani? Okurum. Benim işim o. Bak biz gençlik yıllarımızda şeyi öğrendiydik. Küçük ilanları okuyacaksın diye. Aa evet, ben sizden duymuştum bunu. Küçük ilanı okuyacaksın. Büyük haberi orada yakalarsın diye. Çetin Emeç rahmetli ya ilanları kendisi okudu, düşünsene. Hürriyet'in başındaydı. Ondan sonra burada bir şey var, şuna bir bakın, bir de laf ederdi. Gözünüz kör mü, niye görmüyorsunuz diye. Bu şimdi Türkiye'deki... Hep şu anda konuşulan bu medya meselesinde şey var. Konu oradan açıldı diye soracağım size. Ya bir iki taraflı bir medya var. Ortada kalmak çok zor. Kalanlar kalmaya çalışanlar var ama ülkede ya her şey çok kötü ya da her şey olağanüstü iyi. Yani arasını... O bizim milli şeyimizdir. İfrat tefrit. Bu hep var mıydı? Yani geçmişten beri Türk medyasında yani her zaman var olmuş bir tavır mıdır bu? Yoksa bu dönem iyice zurna zırt mı dedi? Bu kadar yoktu. Bu kadar yoktu. Yani... Destek her zaman vardı, muhalefet de her zaman vardı. Ama bu kadar değildi. Daha doğrusu bu derece düşük seviyede değildi. Düşük herkesin seviyede derken kalite anlamında mı? Kaliteyi kastediyorum. Kaliteyi kastediyorum. Ama bir de şu var. Bazı gazeteci arkadaşlar, gazeteci olduğu söylenen arkadaşlar ya politikacıdan beter şey savunuyorlar. Bazen seyrediyorum sırf gülmek için. Ya ibret almak için. Cumhurbaşkanı röportajlarından bahsediyorsunuz. Hayır. Akşamlar hani 10 kişi birden çıkıp tartışma programı konuşuyorlar ya. Tabii o. Şey de fena değil ama. Ben lider röportajlarını da artık bayağı şey buluyorum yani. Enteresan soru sorma. Bazen gerçekten şey falan oluyor mesela Cumhurbaşkanı röportajlarında. Cumhurbaşkanı soru soruyor gazeteciye. Hani öyle sahneler oluyor. Ama o gazetecinin bilgi seviyesidir. Veya mesleğine gösterdiği
göstermediği saygının gereğidir, şeyidir, sebebidir. Ama hep vardı bizde, ama bu derece değildi. Zaten candaşlığım şeye, mesela ben eski gazete koleksiyonlarını okumaktan çok zevk alırım. Bazı gazetelerde mesela Cumhuriyet bütün koleksiyonunu koydu, paralı abone oluyorsun, güzel. Ve Milli Kütüphane'den şuradan buradan bazı gazetelerde var internette şeyler. Okursan bir şeye dikkatini çeker, biliyor musun? Türkiye problemsiz yaşamamıştır. Hiç problem yoksa bile, dışarıyla bilmemeyle, biz kendimiz yaratmışızdır. Basını takip edersen, yani dertsiz, tasasız, sıkıntısız bir günümüz olmadığını görürsün. Şeyi kastediyorum, Cumhuriyet dönemini. Eskiden de var bu ama. Yani Osmanlı döneminde de var. Ya politikacı birbirini yer, hiçbir şey olmasa bile mutlaka birisi bir problem çıkartmıştır. O yüzden böyle bir şey olur, basın ondan sonra ikiye ayrılır, bilmem ne olur. Ama eski tartışmaların seviyesi yok. Ama eski tartışmalar da demin söylediğin gibi şey değil, çok düzeyli falan değildi. Tamam, düzeyli başlıyordu da, şimdi isim vermeyeyim, iki büyük önemli gazeteci bazı yılların. Bir siyasi sebepten birbirlerine girmişler. İdeolojik. Çok kaliteli giderken tartışma. Nasıl bitiyor biliyor musun? Ben seni diyor biliyorum diyor. Manastır idadesindeyken Mubassır Efendisi'ne bilmem ne etti diyor. Bu hale geliyor. Bizde adettir. İfrat tefrit vardır bizde. Ama şu ara yani son dönemde de buna benzer şeyler oluyor. Yani... Gelenek şekerim. Ben arkadaşlar. Yani hayırlı gelenek sürsün be abi. Gelenek değiştiremezsin. Gen. Ben Fatih'e de söylüyorum, bizim Fatih Altaylı'ya problem gen. Gen değişmez. Sizin bu gen meselesiyle ilgili enteresan bir tespitiniz var. Siz diyorsunuz ki Şark'ta demokrasi yoktur kardeşim. Türkiye'ye demokrasi falan gelmez. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'ye demokrasi gelmemesi, gelmeyeceğini söylemek veya demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil. Bu bizim genetik yapımız. Sadece Türkiye'de değil. Sen hiç Arap dünyasında, Rusya'da, Çin'de, bilmem nerede demokrasi gördün mü? Olmaz. Demokrasi kıta Avrupa'sı için özellikle. Fakat İngiltere bilmem ne bambaşka bir şey. Amerika'da değil yani. Ama onlar Anglo-Sakson. O var tabii. Ama şimdi mesela öyle bakarsanız eğer Amerika'da bir demokrasi var diyebiliyor musunuz? Tabii ki var, olur. Gerçi bize göre kıyaslayınca var tabii, doğrusu. Bize göre değil şimdi, bakın. Amerika'da demokrasi yok, bilmem ne, Amerika çöküyor demek hıyarlıktır. Yani güçlü ülkedir. Seversin sevmezsin ayrı. Ama bir adalet sistemi, bilmem ne, başkan şey yapıyor, herif bozuyor. Ya başkanın evini basıp gizli belge arıyorlar. Bu demokrasi olmayan bir yerde bunu yapamazsın. Oyalar herif öyle bir şey düşündüğü takdirde bile. Sen düşünsene, Saddam'ın evini basacaktın da bilmem ne olacaktı. Olmaz öyle şey. Ama Şark'ta demokrasi olmaz. Neden olmaz? Genetik kardeşim yok, kanımızda yok. Ne demek o genetik? Ben onu anlamıyorum. Yani genetik dediğiniz şey, ben genetik okudum bu arada da. Yani genetik olarak bizim handikapımız ne ki demokrasiye mani? Bak, öyle şey düşündüğün vakit zaten içinden çıkamazsın. Handikap değil bu. Yani demokrasinin olmaması, onu söylüyorum. Bizim hatamız, noksanımız, handikapımız değil. Bizim yapımız bu. Yani daha açık söyleyeyim sana. Çok küçük açık kızacaktır ama Türkiye en güçlü olduğu masanın dönemde... altına gireyim de abi. Ben bu surat ifadesi... Yok, sana değil. Masanın... Ben bu surat ifadesi biliyorum çünkü. Evet, buyurun. Kardeşim, Şark dünyası tek adam sever. Türkiye'nin en güçlü olduğu dönemlerde, bugün yere göğe koyamadığımız dönemlerde tek adam dönemleridir. Bir kesim Sultanahmet'i evliya ilan etti. Abdülhamid Şu'ya tek adam. Efendim, atamız şu bu Atatürk. Tamam, devletin kurucusu şu da çok büyük. Ve şeyi de söyleyeyim yani... Sosyal medyada veya normal medyada sen bu hakaret diyorduk ya demin, devletin kurucusuna hakaret edemezsin. Bu terbiyesizliktir. Ama tek adamdır. Ve Türkiye'de en güçlü dönemleri tek adam dönemidir. Demokrasi dönemi falan yoktur. Bugün de Türkiye bir tek adam dönemi mi yaşıyor o zaman? Tam değil. Tam değil. Nasıl yani? Geçmişle mukayese ettiğim vakit tam değil. Tek adam döneminde bazı şeyleri yazıp söyleyemezsin. Yani bir şey, bazı şeyler derken muhalif şeyle söyleyemezsin. Şimdi söyleyemiyoruz. Söylüyorsun. Bir sürü şey söyleyemiyoruz. Söyleyemeyen kardeşim, var. Söylediğinde başına gelenler var. Bak, örnek vereyim mesela. Sözcü gazetesi, Halk TV varsa söylüyorsun demektir. Ama ya ama. Söylüyorsun. Tamam da yani aması nasıl şartlarda o gazeteleri, televizyonları çıkardıkları. O başka bir şey. O başka bir şey ama söylüyorsun. Eskiden söyleyemezdin böyle bir şey.
Ölemez. Ya bununla övünmüyoruz ama, değil mi? Yani bu övünülecek bir şey diye söylemiyoruz. Siz bir durumu tespit edin. Bak şunu anlatamıyorum sana. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şeyimiz değil. Bu bizim yapımız. Yapımız. Şark da sadece Türkiye'de değil. Şark Türkiye'yi kastetmiyorum sadece. Şark dünyasında demokrasi olmaz. Hiçbir zaman gelmedi. Biz 150 senedir, hatta 200 senedir batılı olacağız, batılı olacağız diye kışımızı yatıyoruz. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Gitti abi, deme onu ya. Ritik o. Bu ayıp bir sözü gibi vücudu. Değil de işte öyle şey olmuyor ya. Olmuyor yani. Bir fırsat oluyor. Avukatınız iyi değil mi yani bunu? Şey abi yapma sen, ne olur orayı yani. Tekrar da kesin orayı olur mu? Lütfen rica ediyorum. Çok evet. Kibar konuşuyorsun. Kendimizi, evet, buyurun abi. Kendimizi zorluyoruz. Bir kere daha söyleyeyim. Lütfen söyleyin. Yani kendimizi zorluyoruz. Ya bu nasıl şey laflar bu da. Kendimizi zorluyoruz. Ya bunun Türkçesi var işte. Demin söylediğim söz. Yani olmuyoruz ama olamıyor. Peki batılılaşma olmaz. Bu genetik tabanla kötü şey bir hedef mi? Çok aslına bakarsanız medeni bir hedef. Bak işte sana anlatamadığım bu, Türkiye'nin anlamadığı bu birçok arkadaşımın. Medeni efendim olması gerek iyi veya bizim modern zaafımız değil. Hı. Onunla medenilikle falan hiçbir alakası yok. Biz buyuz. Utanılacak bir şey değil. Kötü bir şey de değil. Biz ama buyuz, şaklıyız. Şarkla demokrasi olmaz. Bazı bir tane örnek göstersinler bana. Yoktur. Tek bir örnek göster. Tarihte veya bugün bir şark ülkesinde demokrasi yok, öyle bir şey. Peki bizi mesela bahsettiğiniz diğer şark ülkelerinden ayıran şey ne o zaman? Yani Irak'tan, işte ne bileyim, ha, aşağı taraftaki Suriye'den. Şey şu. Biz patronduk, imparatorluktuk. Biz yöneten efendiydik. Yani Domini diyorum, onu Dominus şey vardı ya Latin şeylerin. Biz efendiydik, hakim unsurduk. Onlar tebamız da bizim, yani idare edilen yerlerde. Tabii aramızda çok büyük farklar var. Yani Türkiye bir Irak veya bilmem ne değildir hiçbir şekilde. Ama şarktır. Yani canlaşım, yani anlatamıyorum. Demokrasi, Türkler kurallara uymayı sevmeyen bir halk olduğu hayır için. Hayır efendim. Bak, yoktur bizde. Nedendir ya, o? Demokrasi hayranlığını bırakın. Olmaz bizde. Olmaz. İşte birkaç seçimde ben meslek hayatımda gördüğüm o birkaç seçim böyle şey gibi olmuştur. Dönüm şeyi olacak. İşte her şey değişecek bilmem ne. Cephe hükümeti sonrasındaki seçim ne oldu? İkinci cephe geldi. Arkasından şey kuruldu. Güneş motor rezaleti çıktı bilmem ne falan filan. Hiçbir şey değişmedi ki. Bir kere seçimler demokrasi getirmez Türkiye'ye. Getirmemiştir daha önce de. 14 Mayıs ayrı bir şey o. O demokrasi değil o. Çok partili hayat, yönetim değişmesi. Ama demokrasi değildir. Menderes dönemi çok mu demokrattı? Hayır, değildi. Demokrasi hayranlığından vazgeçip peki ne yapalım? Yani krallığa, imparatorluğa mı dönelim? Ne yapalım abi? İşte anlatamıyorum. Sen genetik okudun değil mi? Evet. O zaman niye anlatamıyorum? Demokrasi hayranlığından vazgeçmek krallığa dönmek değildir. Peki ne yapalım? Yani size soruyorum. Bugün bak. Benim çok takıldığım bir söz var. Cumhuriyet düşmanları diyorlar. Türkiye'de cumhuriyet düşmanı yoktur kardeşim. Rejim oturmuştur Türkiye'de. Hiç kimse cumhuriyet kalksın da gitsin demez. Başka bir şey getirelim demez. Ha, 2-3 tane zırh topos herif vardı. İşte hilafet gelsin bilmem ne, onlar ciddiye bile alınmaz. Ama cumhuriyet oturmuştur. Karşı çıktıkları konu cumhuriyetin bazı uygulamalarıdır. Dini olabilir, başka şey olabilir. Hatta buna sol kesim de dahildir. Ama cumhuriyet yerleşmiştir. Cumhuriyet düşmanı diye bir şey olmaz. Nereden geldik? Demokrasi şeyi. Yani dolayısıyla krallık bilmem ne falan filan bu değil mesele. Onlarla hiç ilgisi olmayan bir şey. Demokrasi yoksa krallık olacak falan değildir. İran'da cumhuriyet. İslam cumhuriyeti. Irak'ta cumhuriyeti Saddam. Saddam mı Irak'ın cumhurbaşkanıydı. Şeyi present. President bilmem ne. Yani bunun karşılığı bu değil. Biz böyle yönetiliriz. Bu genimizin gereğidir. Ve bu değişecek bir durumda değil diyorsunuz. Kim gelirse... Sen genetikçi olan sensin. Değiştirebilir misin? Genetiği mümkün değil de ama ben tabii sizin gibi düşünüyorum. Ben genetik bir kader olduğunu düşünmüyorum. Benim mesela hep kafamda inandığım şey... Bir dakika, genetik kader değildir. Hayır, genlerimizden kaynaklanan bir mecburi kader olduğuna inanmıyorum. Hayır, demokrasi kader değil ki. O hal bu. Vaziyet bu. Halimiz bu bizim. Yani kötü manada söylemiyorum bunu. Ben kader sözü kötü manada kullanılıyor. Mesela
şeye atfedilip uyduma sözdü. Öyle bir sözü yoktu İbn Haldun'un. Coğrafya kaderdir falan birisi atmış vaktiyle. O da değil mi öyle? Yok öyle bir sözü. Ama bak kader sözü geldiği vakit kötü manada kullanılıyor artık Türkçe'de. Bu bizim kaderimiz falan filan değil. Bu bizim... Gerçeğimiz. Gerçeğimiz. Bundan utanacak bir şey de yok. Ama demokrasi bilmem ne şu bu falan filan diye hayale düşmeye de dalmaya da gereği şey yoktur. Yok. Olmaz. Tekrar söylüyorum şarkıda demokrasi olmaz. Sen genetikçisin. Gen değişir mi? Değişmez. Değişir. Bitti. Bitti. Ya genetik tavır belki değişebilir de gen değişmez. Yani mümkün değil yani. Bitti. Tavır yani gen değişmez. Mesele bu.